Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Sayın Profesör Doktor Hasan Kayıklık hocamız. Hocamız bize kendisi aynı zamanda psikoloji bölümü hocası, din bilimleri, psikoloji alanında hoca bir başlık verdi. Başlığı gördüğünüz gibi psikolojik bağlamda din ve hayat. Hocamız her zamanki gibi konuşmasını sunacaklar. Ardından biz kendisinden biraz soru sormak için bize zaman ayırmasını istirham edeceğiz. Her zamanki gibi. Ve belirli bir toplantı, belirli bir konuşma olmasını diliyoruz. Buyurun hocam, söz sizin. Teşekkürler. Tam bir tanım bulamadım. Yani herkesin kabul edebileceği bir tanım yapmak değil mi?
bir tanım yapmak çok zor. Biraz eskide kalmış ama güzel bir ifadeyle söylemek gerekirse, efradını cami, ergâdını mani. Yani fertlerini, parçalarını içeren ama kendisinden olmayan da dışarıda tutacak bir tanım aradığınızda din alanında, dinle dediği, bunu bulmanın mümkünatı yok. Benim hocam, Doktor Dersim hocam, dinin tanımı mümkün mü diye bir makale yazmıştı. Orada şu soruya varmıştı hocam. Aslında din, herkesin kendine göre tanımladığı bir alan. Yani bir sosyologa bakıyorsunuz, daha çok dini sosyal yönde vurguluyor. Skrola bakıyorsunuz, bireysel yönde vurguluyor. İşte edebiyat sanat alanına bakıyorsunuz, sanat edebiyat alanına vurguluyor. Bir hukukçuya bakıyorsunuz, daha çok o tarafa vurguluyor. Dolayısıyla herkes baktığı yere göre, kendine göre bir tanım yapıyor. Şöyle bir şey çıkıyor ortaya. Ne kadar insan varsa o kadar din tanımı vardır gibi bir durum. Bu kadar açık mı? Yani eğer bir böyle öznel yaklaşım içerisinde olursak bu doğru. Ama genel nitelikle baktığımızda da bir inanç sistemidir, bir kutsalla bağdır, kutsalın tecrübesidir, bir yaratıcıya teslimiyet gibi daha küçük ya da sınırlarca tanımlarda yapabiliriz. Tabii buradaki esas amacımız bu değil ama genel çerçeve açısından bunu söylüyorum. Mesela biri şöyle diyor, ilahi alanla irtibat kurabilmenin ve sonsuz hayata açılabilmenin vasıtasıdır diyor. Yani bir araç olarak görüyor, işlerine, fonksiyonuna bakıyor. Özsel ve işlevsel tanımlar, bir tanımlar var. Bu işlevine bakıyor, yapılmış bir tanımdır. Ve bu bakış açısına baktığımızda, dünya hayatı sizi anlatmasın. Yani ne demek aslında hayat, bu dünyadan ibaret değil. Hayatın burayı aşan bir takım uzanımları vardır. Bu uzanımlarla hareket edip mevcut kozmosun ötesinde, üstünde, içinde neyse, yani onu ifade etmek de zor ama olanlarla irtibat kurabilme, ilahi olan dediğiniz belki olur. Yani biz ilahi olanı bazen kendimizde, gönlümüzde, kalbimizde ararız. Bazen dış alemde ararız. Bazen kainatın dışında ararız ama bir bütünlük, vahdaniyet açısından baktığımızda da her yerde olan, yani insanın mevcut dünya hayatının terkinde, üzerinde olan bir hayatı yakalamak için çaba harcamasına yol açan bir hayat içindir diyebiliriz aslında. Bu bazen yüzeysel olabilir, bazen daha derinli olabilir, bazen hareketlere görülmüş olabilir. Bazen düşünce ve duygu dünyamıza bürünmüş olabilir. Dolayısıyla ve aynı şekilde din, bir geri geleyim, din insanların, toplumların şu veya bu şekilde irtibatta olduğu bir değer alanı. İnananlar inanarak ilişki kuruyor, inanmayanlar inanmayarak ilişki kuruyor. Yani bütün insan topluluklarında, bütün insan topluluklarında bu değer vardır ve insanlar bir şekilde bu değerle iletişim halindedir. Aynı şey Tanrı için de geçerlidir. Birileri inanarak onun varlığıyla ilgilenir, ilgileniyor. Birileri de inanmaz. İnanmadığı halde onun yokluğuyla, yok olmasıyla ilgili olarak bir takım düşünceler, değerler, kanaatler oluşturur. Dolayısıyla insanlığın olduğu her yerde bir dinden bahsetmek mümkün. Yani dinleri, dinler tarihine sahip ettiğimizde farklı şekillerde sınıflandırıyorlar. Ama klasik olarak işte ilahi dinler, beşeri dinler vesaire sınıflandırmalar yapıyorlar. Ama bunu biraz daha ötesine gidersek, şimdi uzak doğuya gittiğimizde din kaynıyor. Budizm, Brahmanizm, Şintoizm, Hinduizm, Cainizm vesaire o kadar çok din var ki. Ve buraya geliyorsunuz Hristiyanlık, Yahudilik, Müslümanlık ve bunların aslında genel şemsiye olduğu fakat bunun altında
mezhep diye ayırdığımız farklı anlayışlar ve yaklaşımlar. Mesela bizde mezhepler daha çok şemsiyenin altında, İslam şemsiyesinin altında görülürken Hristiyanlarda vardı. Mesela Ortodoksluğunda Katolik sanki ya da Protestan'ın farklı bir dinmiş gibi algılanıyor. Hristiyanlığın farklı yorumları olmasına rağmen. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Yüzünüzü nereye çevirseniz çevirin. Dünyanın neresine bakarsanız bakın. İlkel kavimlerden günümüz modern insanlara kadar şu veya bu şekilde biz dinle irtibat halindeyiz. 15 yıl kadar oldu. Öğrenciler, bizim üniversite fakültede öğrenciler bir öğrenci dergisi çıkarıyorlardı. Bilirsiniz böyle. Bir derler onlar bir şeyler yazar. Hocalar var, röportaj vesaire yaparlar, sohbet yaparlar. Onları yazarlar. Bizim üniversite fakültede, bizim fakültede değil ama üniversitede bir hocamızla bir röportaj yapmışlardı. Merak ettim ben de ne anlatmış hoca diye. Adını zikretmek pek uygun olmayabilir. Belki onun için adını zikretmeyeceğim hocamızın. İnanç konusunu soruyorlar hocam. Hocam inanıyor musunuz? Müslüman mısınız? Diye soruyorlar. Hoca diyor ki, ben inanmıyorum. Ama diyor, kültürel olarak Müslümanım. Yani ateistin bir tanımlardan kabul etmem değil benim için geçerli bir alan değil. Ama içinde yaşadığı kültür bu dinden bir şekilde etkileniyor. Bu dine göre bir takım yaşayış biçimleri, formları, normları oluşturuyor. Ben de bilerek ya da bilmeyerek bunları etkiliyorum. Dolayısıyla kültür olarak baktığınızda Müslüman. Şunun için bunu söylüyor. Hoca çok samimi olarak çok da güzel bir tespit yapar. Bana göre bunu ifade ediyor. Kim olursa olsun, ne olursa olsun insanlık alemine girdiysek bir şekilde yani birileri gelmişse yaratıcıyla, dinle, tanrıyla bir şekilde irtibat halinde. Dedik ki hayat sonuç bağlama değil mi hayat? Bir böyle kısaca verdikten sonra hayat nedir? Yani sürekli kullandığımız kavramlar bunlar. Ama şimdi hemen ifadelerin bildiğimiz o kadar zorlanıyoruz ki. Yani işte cehennemdir, ızdıraptır, bilgidir, mücadeledir, güçtür, sanattır, savaştır, boş bir şeydir, hiçbir şeydir, anlamsızdır diyebilirsin. Çok şey söylüyorum. Mesela buradaki şeylere baktığında, ifadelere baktığında Picasso'nun ifadesi çok hoşuma gidiyor. Hala hayat sanattır. Ben öyle anlıyorum ama bir başka sanki hayat mücadeleydi, havas, hayat savaştır. Hayata geldiyse savaşacaksın, savaşmak için varsın diyebilir. Bir taraflarını vurguluyoruz hayata. Ama asıl olan hayatı belki de sanat haline getirmektir. O zaman insanlığımız ortaya çıkıyor. O zaman hayatın değeri ortaya çıkıyor. Mücadele dediğimizde, hatta bunu savaşa çevirdiğimizde, diyor ki Gandhi'nin dediği gibi o savaşlar mücadeleyle ulaştığı için bunu söylüyor, hayat onunla geçmişti. O zaman hayat olmaktan çıkıyor sanki, başka bir şeyler oluyor. Yani insanın, insanca yaşamasının ötesine ya da geçiyor ya da dışına çıkıyor. Bu anlamda baktığımızda gerçekten hayatı belirlemek de zor. Hepimizin hayatında hayatı var, yaşıyoruz. Ama sınırlayalım ve belirleyelim, hayır. Hiç belli olmuyor. Şimdi işte, hala bizim için şu anda sabahleyin 7'de 8'de işe gidip akşam 5'de çıkıp gelmek gibi olabilir. Şu anda onu yapıyoruz. Ama aslında hayat oradan ibaret değil ki. Ya yolda gelirken, ya odamızda, ofisimizde yalnız kaldığımızda, ya akşam şöyle televizyonu falan da kapatın. Tam yatmaya hazırlanırken zihnimize, duygu dünyamıza bir düşünce geliyor. Hiç de şey olmayan, yani yeni olmayan 30 yıl öncesine, yaşımıza göre 40 yıl öncesine, 10 yıl öncesine bir gidiyoruz, orada bir hatıramız canlanıyor. O bizi öyle bir sarsıyor, öyle alıp başka bir yere götürüyor ki aslında orası hayat. Dolayısıyla hayat sadece gördüklerimizle ibaret olmayan bunun ötesinde bir şey. Ya bunların hepsi var. Hayat cehennemlik doğru, ızdıraplık doğru, bilgilik doğru, mücadelelik doğru, güçlülük doğru, sanatlık doğru, savaşlar doğru. Fakat bunlardan daha öte bir şey. Bir düşünün şöyle diyor. Hayatı diyor böyle
hemen işte elle tutup gözebilecek, hemen algılayabilecek bir şey olarak görmüyor. Hayat fena değil, mucize veriyor. Yani onun içerisine her şey sığar. Hayatta her şey var. Mucize olduğu için de kalıplara, ölçülere koyamazsınız. Çünkü mucize nedir? Ortalamanın üzerinde, fevkinde olan, gerçekleşmesi çoğu zaman mümkün olmayan bir takım durumlar, olaylar, haller. İşte diyor, hayat da bunlardan biridir. Gerçekten mucize mi? Gerçekten mucize. Yani insanı şaşırtan bir durum bu hayat, bir haldir. Anlamını tamamen yakalamak zordur ama şaşırtan bir tarafı da vardır hayatın diyelim. Bir tane böyle daha basit bir şey söyleyebilirim. Mesela hayat mezara kadar süre uzun bir can çekişmedir. Şey derler ya böyle bir hastanın artık ölüm haline geldiğinde sekerat hali var ya. Biz o son bir iki saat, yarım saat, 15 dakika, 3 dakikayı sekerat sayabiliriz. Aslında biraz garip olacak ama herhalde öldüğümüzün de farkında olmamız lazım. Doğduysak ölüme koşuyoruz demektir. Ki doğmuşuz. Yani bir hayat sonlandırmışız. Yeni bir hayata başlamışız. Bu da bir şey. Hangi hayatı sonlandırdık? İşte diyelim ki anne rahmindeki hayatımızı sonlandırdık. Dünyayı açtık. Ağlayarak yeni bir hayata başladık. Ve bir süre sonra bunu da benimsedik. Devam ettiriyoruz ama bunu sonlandırmak için koşuyoruz. Ve bu anlamda baktığımızda biraz felsefi olacak. Tamam. Her an ölüyoruz. Her an ölümdeyiz. Şu anda ölüyoruz. Yani sekerat halinde birileri ölüyordu ama biz de şu anda ona doğru yaklaşmıyor muyuz? Az önceki cümleleri kurarken halinde şu andaki cümlelere kurduğun halk arasında bir fark vardır. Daha yaklaşmışımdır ölüme. Ölüm nedir tabi o gündeme geliyor. Hayatı eğer dünyadaki bu mezara doğru can çekişme olarak görürsek bayağı sıkıntı çekiyoruz, korkuyoruz, ölüm korkutuyor bizi, toprağın altına gireceğiz, işte şu olacak, bu olacak. Aslında vicdanımızın ve içimizdeki inanlar için söylüyorum, Tanrı'nın söylediklerine göre hareket ediyorsak çok da korkmaya gerek yok gibi. Yeni bir hayatın başlangıcı diye düşünülebilir, inanan insan için. Bir hayat dönüşmesidir, değişmesidir. Mesela Mevlana için öyledir. İşte 17 Aralık, 17 yıl kaç Aralık? 17 Aralık'tan sonra Avrupa törenleri yapılıyor. Niye? Düğün törenleri aslında Mevlana için. Ölümüne düğün diyor Mevlana. Niye öyle diyor? Yani diyor, inanan biri yeni bir hayata başlayacak ama sevgiliyle olacak. Sevgili kimdir? Allah'tır. Onun için diyor, benim için büyüktür diyor, buradaki basit hayatı bırakıyorum, gerçek hayata gidiyorum. Herkes öyle düşünebilir mi? Düşünemeyelim. İnananlar için bile, bakın şöyle bir şey vardı. Şöyle bir durum vardı. Toplumda yaygın olarak inanan insan çok fazla. Ama inanmak, bir şeyleri kabul ediyorum demek mi? Bir şeyleri gerçekten kabul etmek ve ona göre bir hayat oluşturmak apayrı bir şey. Bu hayat oluşturmayı da şöyle anlamak işte dışarıdaki hayatım, yemem, içmem, giyinmem falan bunlar ibaret değil hayatım. Az önce dedim ya, benim düşünmem benim hayatımdır, duygular benim hayatımdır, ilişkiler benim hayatımdır. Yani ilişkilerim benim hayatımdır. Bu ilişkileri de sadece insan ilişkilerini diye düşünmeyin, varlıkla, şeyle, kendinizle, dağla, taşla, toprakla olan ilişkimiz. Yani bunlar benim hayatımda, bunları düzenleyebiliyor muyum? Mesela şöyle bir durum var, ben iman ediyorum deyip arkasından birine kötülük yapar. İnsanlıkta ben şüpheliyim. İman sahibi insan kötülük yapamaz. Kötülük dediğim şey aslında ham ruhların, olgunlaşmamış insanların davranışlarından başka bir şey değil. İnanç olgunlaşmayı ister. Ve İnanan insan için, İslam anlamında söylüyorum, Tanrı sevgilidir, Allah sevgilidir. İnsan aşıktır, Mustafa Nebet'in mesele var burada, Tanrı maşuktur. Yani ilişki o şekilde gelişir. Dünyayı da maşukumuzun yarattığına inanıyorsanız, dünya sizin için bir emanetidir. Sevgilinin emanetidir.
Dolayısıyla sevginin emaneti olan bir şeye nasıl kabalık yapabiliriz? Nasıl kötü davranabiliriz? İnanan insan, bakın şunu söyleyeyim. İnanan insan yoldaki taşı tekme bırakmaz. Kalkıp bir kendine koyabilir. Bilmem ne yapabilir. Ama kaba davranamaz. Kaba da yoktur. İnanıyorsanız böyle olur. İnsan olarak da böyle. Ama inanan insan için bir zorunluluktur. Din zorunluluktur. Öbürü inanan herhalde insanlar benim için zorunluluktur. Benim için bir ilkedir diyebilir. Ahlak ilkeleri koyup bana göre davranabilir. Ama inanan insan için bir de bir zorunluluk. Hatta biraz benim hidayet kimliğimi de kullanayım. Vaiz gibi konuşayım size. Bir şeyden bahsedeceğim. Hadisten bahsedeceğim. Peygamberimiz diyor ki gerçekten iman etmediğiniz sürece cennete giremezsiniz. Ama birbirinizi sevmediğiniz sürece de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Buyur. İnanan birinden nefret çıkar, kin çıkar, saldırganlık çıkar. Gerçekten inanıyorsa sevecek mi yani? Varlığı sevmek de bunlar. Çünkü varlık inananın Tanrısının bir yansımasıdır. Yaratısıdır, yansımasıdır. Bak şekilde söyleyebiliriz bunu. Sevmiyorsa birini, kin ve nefretle bakıyorsa o insan imanı ile ilgili şüphe olabilir. Ya imansızlık falan değil, tekva vermiyorum orada. Yani şükür kuralları koymuyorum ama bir hayat biçim olarak bakıyorum. Bu anlamda hayatı bir bütün olarak geçmişi olan yani bu dünyaya geldiğimiz an değil, annemizin dünyaya geldiğimiz an değil, daha öncesi olan ve mezara girdiğimiz an değil, daha sonrası olan bir bütün olarak değerlendirmekte de fayda var. Burası sadece bir kısmı. Şöyle derler öğrencilerine ders anlatırken, dünya hayatı otobana giderken bazen yol çalışması nedeniyle yolu biraz böyle dışarıya servis yolu yaparlar, geçiş yolu. Sonra girersiniz böyle, takır tıkır falan bozuk bir yolu. Tekrar otobana çıkarsınız. Yani ana yola, asfalta çıkarsınız. Dünya hayatı, genel hayat içerisinde böyle bir yer. Ve onun için de zorluklar vardı. Nasıl o yolda çamur vardı, çakır çukur yerler vardı. Geçici olduğu için çok önemsenmemişti. Dünya hayatta insan için böyle bir zorluklar vardı, sıkıntılar vardı. İstemediğimiz şeyler oldu. Üzüldünüz, geriliriz vesaire. Ama bunun geçici olduğunu, asfalta çıkmak için, otobana çıkmak için az bir süre olduğunu, burayı iyi değerlendirmek gerektiğini de düşünmemiz lazım. Peki bu hayatı neler belirliyor? Hayatı belirleyen o kadar çok şey var ki. Yani dışarıdan bir şeyler belirliyor bizim hayatımız. Coğrafya belirliyor, kültür belirliyor, ekonomi belirliyor. Bu mesela coğrafya tarafına kaderi de koyabilirsiniz. Kader belirliyor. Hiç kimse doğaca kendisini doğuracak anneyi belirlemedi. Hiçbirimiz belirlemedi. Birimizi dünyaya getirdi. Nerede doğacağımıza karar vermedik. Ankara'da, İstanbul'da, Adana'da, Artvin'de, Bolu'da, Buenos Aires'te neyse. Nerede doğacağımıza karar vermedik. Yani başkaları belirliyor aslında hayatı bir tarafı. Annemizi, babamızın kim olacağına karar vermediniz. Yani cinsiyetimize karar vermedik. Ben kadın olmak istiyordum, ben erkek olmak istiyordum. Ya da ben cinsiyetsiz olmak istiyordum dedik mi? Sorduk biz. Belirleyecek tabii ki hayatımızda bunların etkisi var. Belirleyici faktör dediğim bir tanesi oldu. Beni erkek olarak neye getirmişti? Adana'da, ben Kadir'de, Kozan'da erkeklerin şöyle bir yapısı vardı, rolü vardı. Çevrede bunu veriyor. Bakın altında kültür var. Çevrede bunu veriyor. Bir hanım olarak neye getirmişti? Başka bir şeyler verecekti bana. Ben ona göre bir planlama yapacaktım. Her şeyi ben belirlemiyorum. Ha bunun içerisinde belirlediğim şeyler var. Mesela kültür ortamına girdiğimizde kültürün bazı özelliklerini alıyorum, bazılarını almıyorum. Ve hayatımı orada kısmen yönlendiriyor. Şey var, meşhur. Kendini gerçekleştirmeden bahseder İmanış psikologlar. Kendini gerçekleştirmiş insan derler, kültürlenmeye karşı dirençlidir. Tamamen karşı değildir ama kültürlenme konusunda alır, süzer, değerlendirir, doğru olan, güzel olan olur, yanlış olanı atar. Aslında kendini gerçekleştirmediğimiz insan, insan olarak daha zirvede yaşama, daha yukarıda yaşama, insani özelliklerin daha fazla şey olması, ortaya çıkması. Ekonomimiz var bugün işte. Şey, nasıl bizim hayatımıza etkilediğini şuradan görebiliriz. Akşam haberleri açtık, hangi kanalda açarsanız açın,
İşte hep ekonomiden bahsediyorlar. Aslında haber değil. Ekonomi programı yapıyorlar diyorum. Haber yapıyorlar yani. O haber değil ki. Yani ekonomi programı. İşte şu şöyle oldu, bu böyle oldu, bu olacak. Birileri diyor ki, harika bir gün. Birileri diyor ki, battık, öldük yavrum. Hiçbir şey, bu bizim hayatımızı etkiliyor. Ha, oradaki şeyler, yani o kadar ilginç bir şey ki. Bilmem altının, dolarının, bilmem neyin, ne olmasın. Bizi etkiliyor. Biz özgür kalmıyoruz, kalamıyoruz orada. Ya ben şu kadar para, bunu bize harcadım diyemiyoruz. O bizi etkiliyor bir şekilde. Ya, dışarıda çok fazla etkileşim var. Kültür, eğitim, sosyalleşme vesaire şöyle düşünün. Ne kadar etkilendiğimizi, dışarıdaki hayatımızı ne kadar etkilendiğini ifade etmek için bir örnek vereyim. Küçük çocuklar dünyaya geldi. Bir bebek dünyaya geldiğini düşünün. Ne kadar sağlık, ne kadar masum. Hele böyle birkaç ayet olduğunda ne kadar sevdim. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir insanın kucağındaki bir bebeği de sevmek istiyorsunuz. Bir çocuk sevimsiz değildir. Çirkin bir yere severiz. Yani çirkin bir yere görünse sevimlidir. Yani bir yere tatlı. Çünkü içerisinde kötülük diye bir şey yok. Sağ, masum. O kadar insan yani. İnsanın saf hali olarak duruyor. Ve onun için sevimlidir. Şişmanı da sevimlidir, çocukların zayıfı da sevimlidir, ne bileyim, esmeri de sarışını da kırmızı da hepsi sevim hoşumuza gider. Yabancı birinin olduğu halde çocuk. Bizim çocuğumuz olmasa bile. Bizim çocuğumuz daha aynı hoşumuza gider. Fakat bu çocuk büyür, biz buraya yetiriyoruz, okula göndeririz, işe göndeririz, ne yaparız, 25-30 yaşına gelir. Bazıları hala o eğitim devam ederken bazılarına terörist deriz, bazılarına ahlaksız deriz, bazılarına ne deriz. Sevimsiz hali, ne oldu? Kültür, çevre, şartlar oraya getirdi. Şunu düşünmek lazım burada. Eğer bir insan bir yanlış yapıyorsa, o yanlışın baş sorumlusu o insan olmakla beraber sadece o insan değil inşallah. Çevrede, kültürde, sistemde, devlette, kanunlu, biziz, eğitimcidir. Mesela şu anda eğitimciyiz. Ben ilahiyatta, hocayım ilahiyatta çalışıyorum yıllarda. Zaman zaman öğrencilerimizin bazı tutumlarını eleştiriyoruz. Diyorum ki veremiyoruz, yapamıyoruz demek. Geceleri sabahleyin böyle saat 9'a doğru, fakülteye doğru, binaya doğru geliyorum. İki tane beni kaldı, kapının önünde sigara şu an. Biraz daha yaklaştım, biri son kez sigarasını ne derler, çekti mi diyor, çekti ve biz varken şöyle ileri doğru attı. Biraz da idareci tarafı olduğu için kapının önünde duran hocam diyordu, iki taraflara böyle yakın çöplükler koyduruyor ki, yani hemen önünde çöp kutusu varken atamazsın, utansın oraya koysun diye. Buna rağmen kapının önünde sigara ısmarladı böyle. Dedim ki, delikanlı, ben de yaklaştım artık. Niye dediğimi sorarsın? Hocam özür dilerim alacağım. Almaya doğru gitti. Ben geriye bakmadım. Aldım almadım. Bilmiyorum. Belki ben gidince almadım. Sonra düşündüm. Niye bu delikanlı böyle yapıyor? Bu çocuk böyle yapıyor. Bir şeyler, hani annesi babası vermemiş ama ya da okulda vermemiş. Burada da şu anda benim önümde ben veremiyorum demek. Ben işimi tam yapamıyorum. Ya bana bir şeyler öğrenmek, eğitmek için gelmiş. Burada benim sorumluluğum var. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ya bu basit bir şey ama hayat böyle basit de üzerine, küçük ayrıntılar üzerine inşa ediliyor. Bugün onu basit gören, küçük gören yarın daha büyük hataları normal görebilir. Onun için hayatı etkileyen çok şey var. Biz de kendi hayatımızla ilgili sorumlu olduğumuz gibi içerideki hayati durumlarda sorumluyuz. Diğer taraftan iç belirleyiciler var, kişiliğimiz var, duygu ve düşüncelerimiz var. Bunlar bizim hayatımızda belirleyici etkiler. Yani şeyde duyuyorsunuz, algı operasyonu vesaire diye siyasetçiler çok da kullanırlar. Belki ayrıntısını bilmezler algı operasyonu ne olduğunu ama algı dediğimiz şey duyumların anlamlandırılmasıdır. Duyumlar. Duyum ne? Dışarıdaki herhangi bir uyarıcı duyu organlarının vasıtasıyla beyne iletilmesidir. Diyelim ki bir ses kulağıma gelene kadar uyarıcı geldikten beyine getirene kadar kulak aracılığı işte kulak zarıdır, ne bileyim nöronudur, siniridir vesaire kısmı duyup beyine geldikten sonraki
anlamlandırma kısmına da algı diyoruz. Bu algıyı oluşturan ne? Benim düşünce ve duygu dünyam. Düşünce dünyamı nasıl beslediysem, duygularımı nasıl beslediysem, duyumlar ona göre anlam kazanıyor. Aynı duyma niye farklı anlam veriyoruz? Daha önceki bilgilerimiz, duygu ve düşünce dünyamız. Bunların böyle arı, duru, nezih, temiz olması gerekiyor ki biz daha sağlıklı algılar taşıyalım, algılar oluşturalım. Peki bu belirleyicileri etkileyen, işte ekonomiyi etkileyen, efendim, coğrafyayı etkileyen, duygularımızı, düşünceleri, kişiliğimizi etkileyen faktörler ne? Ben bu soruya cevap veremiyorum. O kadar çok şeyle karşı karşıyayız, o kadar çok etkileyiciyle muhatabız ki biz bir şeylerin etkilediğini düşünüyoruz. Yani sinirli olup olmamamıza havanın sıcaklığı düzeyleri de karar veriyor. Yaz günü Adana'da bazen çok sinirli olabiliyorsunuz, bunu alıyorsunuz. Çünkü havanın etkisi var orada. Nemin etkisi var, burada neyi var? Şimdi coğrafyayı iyi bilenler bilir. Adana'da insanlar gerginir. Yani doğmuşsa ya da sokakta birine böyle omuzla çarpsanız bilmeden. Ne oluyor kardeşim? Sen sonra bir yumruğu geçiremez ağzınıza bir tane vurur. Ama bu Erzurum'da olduğu zaman ya da Eskişehir'de olduğu zaman insanlar daha dingin. Birkaç yıl önce Eskişehir'e gitmiştim. Yaz günü. Dikkat edin. Sokakta gezerken insanlar o kadar dingin, o kadar sakin ki. Adana değil burası. Kesin burası değil. Ya burada niye kavga yolda? Orada oluyor. Hem de oluyor. Orada oluyor. Orada insanlar burada gelmiyor. Muhtemelen de ki kültürle göre sıcaklık bulutluyor bizim. Şeyleri eskiler. Çatacak yer arıyor. Bir, birileriyle kavga edecek yer arıyoruz. O hava şartlarının etkisiyle ya da beslenme kültürümüzün etkisiyle sürekli et tüketiyoruz mesela. Bari biraz garip geliyor. Acımasız da böyle etçi yapma. Adana'da hep hatta kebapçı vardır ama buradan tam olmak az yani normal yemek yapan, sebze yemeği yapan bir daha az bulursunuz. O tüketim kültürü, belki de biz daha işi yapıyoruz, sadece onu yapıyoruz, farkından mıyız bilmiyorum. Çok dikkatli olmak lazım. Yani onun için hayatı etkileyen faktör çok fazladır. Haddinden fazladır. Bunları ne kadar da kontrol altına alabilirsek hayatımız o kadar düzgün oluyor. İşte biraz daha konu özel doğru geldi. İnsan din ilişkisi. Başta söylemiştim, çok sayıda dinden bahsediyoruz. Çok fazla din var yeryüzünde. Ve bu dinlerin hepsinin asıl mensubu var. İnsanlar da bu dinlerle irtibat halinde. İrtibatımız büyük bir ölçüde. %99 bin, yani rakam vermek doğru değil ama büyük ölçüde demek daha güzel olur. Kültürel. Hangi kültürde doğduysanız, o kültürün hangi kültürde doğduysanız o kültürün şeyini, inancını kabulleniyorsunuz. Kabul ediyoruz. Çok özür dilerim, benim telefonum galiba kapatmayı. Ben de kapatamadım. Yok, kapatacağım. Yanlış telefon. Doğduğumuz kültürün şeyiyiz, inancını benimsiyoruz. Yani İslam kültüründe doğduysanız çok fazla sorgulamadan onu benimsiyorsunuz. Budist bir kültürdeyseniz onu, işte Yahudi kültürdeyse onu, genelde böyle bir kabul var. Çok az insan kendi inancını sorgulayıp, ya bana hangi inanç, hangi din daha uygun değil, karşılaştırıp kendisine uygun olanı seçiyor. Çok azdır. Bu bizim kültürümüzün bunu kabullenmesi mümkün değil. Din değiştirme diye bir dersim var benim psikolojik olarak. Neden insanlar din değiştiriyor, niye dinlerini değiştiriyor diye. Bununla ilgili internet ortamında güzel şeyler de var, böyle imkanlar da var. Hollanda, Rusya'da vesaire yapılmış çalışmalar var. İnsanlar dinlerini değiştiriyor. Mesela Hristiyanken Müslümanken Hristiyan olmuş biri. Röportaj yapıyorlar. O kadar rahat konuşuyorlar ki. Diyor ki işte bir genç, annem babam diyor ben Müslüman olacağım, önce karşı çıkıyor. Olmaz dedi işte, sen tabi Müslüman olacaksın dedi. Efendim, sen nasıl olur böyle bir şey kabul edersin mesela? Bir süre sonra diyor, beraber yaşamasam çok da rahatsız değiller diyor. Beraber yaşıyoruz şu anda diyor, ben Müslümanım, annem babam Hristiyan diyor. Mesela bizim kültürümüz bunu kabul edemez. Çok daha zor, çok daha sert bir kültürümüz var burada, özgürlük alanımız çok zayıf. Ama şunu söyleyeyim,
hangi bina olursa olsun, akıl ve özgürlük. Akla ve imana dayanmayan iman, iman değildir, din, din değildir. Yani kültür olarak dolaşırsa biz de Müslümanız. Yani onlar böyle gidiyor. Hayır, sorguladın mı, baktın mı, neye inanıyoruz, ne kadar inanıyoruz, nasıl bir inanca sahibiz. Bu fark etmiyor, Müslüman için de, Müslüman için de geçer. Zorla gönlümden yapmıyormuş gibi görünür, sadece olmaz. Ya bu kapı bir şey, gönül işi, zihin işi, duygu işi, zorla olmaz. Yani sevmiyorsa sevmiyor, beğenmiyorsa beğenmiyor, kabul etmiyorsa etmiyor, zorlayamaz. Sadece diliyle söyler, zorlarsınız. Baskıyla kabul ediyorum, tamam de ama iç dünyasını, oysa inanç içeriden dışarıya doğru gelen bir yaşayış işte. Şimdi gelelim, biz dini hayatımız nasıl oluşuyor, neler yaşıyoruz? 10 dakikada bunu bitireyim hocam, sonra sorularınızı, katkılarınızı alabiliriz. Birçok dünyaya geldi, dini var mı yok mu? Din duygusu var mı yok mu? Bu psikolojide çok da tartışılan bir konu. Ama psikologlar burada şey yapamıyorlar. Tam bir kanata varamıyorlar. Batı kültürü biraz daha özgürlüklü olduğu için konuda. Onların yaklaşımı şu, çocukta din yoktur, bazıları için söylüyorum ama din duygusu vardır. O duygu zamanla muhatabını bulur, arar, hedefini arar o duygu diye. Şunu söyleyelim bu adamlardan, böyle bir şey yoktur, toplumunu şartlandırır, ana babanın kültürü olmaktadır ve o din duygusu varmış gibi düşünür yaklaşımlar. Bizim kültürde ise ağırlık olarak görüşü pudrakken yaratılmışlar. İnsanın bir inanca eğilimli, meyilli ya da potansiyelinin olduğu kabul edilir. Yaratılışta böyle bir şey vardır ve delil olarak da hem tabi bilimsel anlamda bir değil ama dini anlamda, maddi anlamda bir delildir. Hadisler vesaire var. İnsan fıtrat üzere doğar, sonra işte annesi olsun, şöyle yapar, böyle yapar, Yahudi yapar, Hristiyan yapar, Müslüman yapar gibi ifadeler var. Dini anlamda böyle bir delili vardır ve diyorlar ki herkes bir şekilde inanıyor. Dolayısıyla demek ki insanda, yaratılışında inanmaya bir eğilim vardır. Anlayışın var. Ne zaman ortaya çıkar bu? Yani yeni doğmuş bir bebek, dinden bahsedemezsiniz. Hiçbir şey yoktur. 2-3 yaşına kadar hiçbir şey yoktur. 3 yaşından sonra işte çocuğunu falan büyütmüş olanlar, bebeğin olanlar bunu hatırlarlar. Eğer evde dini bir ritüel varsa, namaz varsa, oruç varsa, oruçta çok belli olmaz ama namazda daha belli olur. Veya evin yakınında cami vesaire var, ezan geliyorsa, çocuk merakla 3-4 yaşında bunları sorar ve anne baba ne yapıyorsa onu yapar. Namaz kılıyorsa kendi yanına durup kendisi de secdeyi yapar, ritüel yapar, bilmem. İşte orada dolaşıp da yapar. Boş bir taklittir. Hiçbir anlamı yoktur. Sadece taklit diyor. Diğer davranışlarında olduğu gibi, dini davranışlardan çok taklittir. Ancak 4-5 yaşına geldiğinde sorarak filozof gibi bir çocuk. Ne yapıyorsun anne, baba? Namaz kılıyor. Namaz kılmak ne? İşte Allah'a ibadet ediyor. Allah ne? İşte oğlum işte bizi yarattı, kızım bizi yarattı. Yarattı da nerede? Görünmez. Görünmüyorsa nasıl sen ona ibadet ediyorsun? Biz görünmeden oğlum ibadet ediyoruz. Büyük, güçlü mü? Büyük mü? İbadet edemesek de oğlum bizi yakar. Varsayalım. Ceza veriyor. Çok güçlü mü? Herkesi yakar mı? Babamı dövebilir mi? Dedemi de biliyor. Ne kadar büyük? İşte kendi yaşına göre ağaç kadar mı? Apartman kadar mı falan sorular gelir. Çocuklar anne babaları bıktırır. Eğer dine dair bir sakın işaretler görülse ama aile çok daha sekülerse, dini ilgilenir vesaire hiç yoksa belki de görmeyecektir. Çok fazla bu soruları sormayabilir. Ama gördüğünde soracaktır. Ben size bir küçük anekdot anlatayım. Bir akrabamız bana dedi ki, vakitte. Annem babamın bir mezarına gideceğiz hocam. Siz de bize yardımcı olursunuz, kuramak olursunuz orada. İşte bizi gelsene bakar falan çok yakın ya böyle insanların. Olur dedi. Beraber gittik. Bir de küçük çocukları var. 4 yaşında var, 6-7 yaşlarında var yanlış hatırlamıyorsam. Ben de orada Yasin'e falan dua ettik. İşte bizim gelenekte olan normal ritüelleri yaptık. Tam bitirdim. Çocuk dedi ki annesine. Annesine söylüyor ama ben de duydum. Anne, ben bu Kur'an şarkısını hiç sevmedim. Daha önce bilmediği için, görmediği için yani bir anlamda şarkı söylüyor ama
Ben Kur'an şarkısını hiç sevmem. Ben diyorum bu şuna kadar. O ailede demek ki fazla bir ritüel yok. O anlarda soru çok fazla oluyor. Anne babayı bıktırır çocuklar. Bu şey kadar gider. Böyle soluk düşünce vardır burada çocuklarda. Soyut düşünce gelişmemiştir. Gelişim psikoloji, duygu düşünce gelişen çocuklara baktığımızda bizde soyut düşüncenin gelişimi 10 yaşından sonra başlar. Çocuğa göre değişir ama 9, 10, 11, 12'de artık soyut düşünce ciddi manada gelişir. Bu düşünce öncesi, soyut düşünce öncesi dönemde çocuk tam bir bizim inancımız aslında isimler verecek Allah'ın antropomorfist bir yaklaşım içerisinde. Yani insan gibi algılar. İnsan gibi düşünce, büyük bir otorite sahibi, güçlü, kuvvetli, ne bileyim, kendisine güç unsurlar çocuğun zihninde neyi temsil ediyorsa, mesela dedemdir, işte sakallıdır, büyüktür, güçlü, hep baba bir ondan çekiliyor, en güçlü olsa onun gibi bilim falan diye düşünüyor. İnsan biçimli tanrı anlayışı. Çocuklar da bu 12 yaşa kadar devam eder. Yalnız bu 4-5-6 yaşlarındaki soru sorma dönemi 7-8-9 yaşlarında kapandı. Çocuk biraz daha büyümüştür, dışarıya açılmıştır, oyuna vesaire dalmıştır. Ve o sorulara zihnin hakkında kapatmıştır. Çok fazla o dönemde soru gelmez. 11-12 yaştan sonra soyut düşünce geliştiği için tekrar şeye dönük, Tanrı'ya dönük, Allah'a dönük bir düşünce biçimi gelişti. Onu şekillendirmeye çalışıyor. Belirsizdir, somutlaştırdı. Mesela 2-3 yaşında belirsizdir, 4 yaşında belirsizdir, 5-6-7 yaşlarında somutlaştırıyor, insan için yapar. 11-12 yaşında tekrar belirsiz bir Tanrı. Yani İslam kültüründe özellikle Allah anlayışı, düşündüğünüz hiçbir şey o değildir. Bir klasik ifadesi var onun, Nurhan'dan belki hatırlayacaktır. La huvakimu ve la huvayru dediler Arapça olarak. Ne aynıdır ne gayrıdır. Ya Allah'ın sıfatları işte hayat, ilim, irade, kudret, kerahat, tekbir, basar gibi vesaire. Evet. Bu, peki bu sıfatlar, bunlar sadece sıfat, onun aynı değildir. Bilir ama bizim bilmemiz gibi değildir. Görür ama bizim görmemiz gibi değildir. Nasıldır? Her şey, her şey, her şey, bilemeyiz. Onun için bir belirsizlik var. Yani kelam dediğimiz bir alan var bu alan, bu konular ilgili. Orada da netlik yok. Çocuk da tekrar Tanrı inancını belirsiz hale getirir. İnanır ama Tanrı'nın şekli neliği konusunda artık belirsizlik başlamıştır. Ergenlik dönemi 11-12 yaşlarında başlar. Şimdi biraz da belki de bu değişimlerden dolayı daha yakınlar başlayabilir. Özellikle biyolojik, fizyolojik ilk gelişimle bağlı olarak çocuklarda 9-10 yaşlarında da başlayabiliyor ergenlik dönemi ama ortalama baktığımızda 11-12 yaşlarında kız çocuklarında 1-2 yıl daha önce başlayabiliyor bu ve yani 16-17-18 en fazla 20 bulmaz 18 yaşta falan sonra hem duygu ve düşünce dünyasında bir hızlı değişim ve dönüşüm hem de biyolojik fizyolojik yapıda bedende bir hızlı değişim ve dönüşüm var. Bu dönüşüm zor bir dönüşüm geçirir. Yani çocuklarınız olmuştur, genç çocuklar olan varsa bilir de ya da akrabaları da falan biliyorlardır. Çocuk kendi kimliğini oluşturmak ister, konumlandırmak ister kendisi ama bazen akrabalar diyor ki şöyle bir şey yaptığını beğenmez. Boyunun uzunluğuna bakar. Yakıştırıyor musun kendine? Kocaman oldun diye. Delikanlı diyecek ben büyüdüm artık ya. Demek ki bana büyük mobilisi yapılıyor. Bazen de müdahale ettiği zaman sus sen karışma, sen daha çocuksun. Ya kendi kimliğini oluşturamaz. Zorlanır o dönem. Zaten bir de her şeye eleştirel var yani. Beğendiği hiçbir şey yok. Yani öğretmeni beğenmez. Ya böyle Türkçe öğretmeni olur kardeş. Kendisi bilmiyor, Türkçe matematik, matematik. Ya o da uydur mu? Aslında annem, yani annem diye bir şey demiyorum ama o da çok fazla bir şey demiyor. İçinde bu var da her şeyi dinlendirmese bile. Her şeyi gelenek görenek de neymiş? Eve gelen birine hoş geldiniz demekmiş bilmem ne olacak. Hoş geldiniz desek ne geldiştik demesek ne gibi bir yaklaşım için. Her şeyi eleştiriyor. Öğüs o halinde. Dini de eleştiriyor. Dini kuralları da eleştiriyor. Ama orada zorlandığı olur. Acaba sorusu da gelir herkese. Eleştiriyorum da kim yanlış diyor. Yanlış mı yapıyorum? Bir de suçluluk duygusunda beraber getirdik bu eleştiri. Onun arkasında kötülük problemi vesaire de birlikte gelir. Görmezlikten başlar yine. Görmezlikten gelir inançların değerlerinin. Yani
yanlış mı yapıyorum diye bir süre eleştirdikten sonra ellerinin ilk dönemlerde eleştiri fazla olur. Sonuna doğru yanlış bir şey yapmadım, hiç ilgilenmem alanları uzaklaşır. Ama diğer taraftan da bazıları daha kolay kabullenebilir bir şeyi, inancı, değerle. Bir başka şeyle suçluluk duygusu taşıdığı için kendini affetmek için kendisine bir dost, eş olarak Allah'ı bulabilir. Ya da sığınacak bir yeri arayabilir. Şöyle bir şey var, bakın üçüncü maddeye ilişki olarak çok uzatmamak için çok ayrıntısına girmiyorum ama çocukların bu tarikat, cemaat vesaire yapılanmalarına girmeleri tam şekilde gelip dönemin sonuna doğru olur. Orada bir arkadaş arar, sığınacak birini arar. Bazen bu suçluluk duygusu olur, bazen sosyal araştırma duygusu olur. Ve şeyler de bu tür yapı içerisinde olanlar da çocuklar da suç örgütleri de belirir. Yani sadece dini olan değil, daha başka örgütler de aynı şekilde. O dönemlerde çocuğu bir şekilde, genci bir şekilde etkileyip kendi yanlarına almak istediler. En şey, müsait olduğu dönemdir. 30 yaşa geldikten sonra, 25 yaşa geldikten sonra zor alırsınız. Anlıyormuş gibi olsa bile, sizin yanınızda olsa bile işine gelmediğinde hadi eyvallah diyebilir 30 yaşında ablası, 25 yaşında ablası bile. Ama böyle 15, 16, 17, 18 yaşlarda birini yanına aldıysanız, yanınızda aldıysanız bir yapı olarak size bağlanması, teslim olması ve geriye çıkışı teslim olması kolaydır, geriye çıkışı çok zordur. Onun için bu dönemde de dikkatli olmak lazım gençlerle ilgili olarak. Ergenlik dönemindeki iş tamamlandıktan sonra yetişkinliğe geçiliyor. Yetişkinlik dönemi, diyelim ki 20 yaşından 35'e kadar falan ilk yetişkinlik dönemi diyelim. Aslında bir koşturmaca dönemi. İşte üniversite eğitimi alıyor, iş bulacak, bilmem ne yapacak, evlenecek. Evlendikse de evin ihtiyaçları bilmem ne, evimiz olsun. İşte şimdiki liberal kapitalist toplumdaki ihtiyaçları düşün, arabamız olsun, bilmem şu eşyamız olsun, bu eşyamız olsun. Bu koşturmaca o kadar meşgul eder ki genci, eşleri o anda. Dini hayatlar biraz daha böyle geride kaldı. Yani evlilik döneminde nasıl bir oluşturmuşsa onlar şöyle daha soluk bir şekilde yaşar. Çok fazla ön plana çıkmaz. Olanlar vardı ama genelde bahsediyorum. Çünkü orada işte iş peşindedir, aç peşindedir, eşya peşindedir, para kazanma peşindedir ya da bir makam mevcut peşindedir, bir şeyleri yakalama peşindedir. Bir de değil ki çocuk falan olduysa o dönemde, o 35 yaşlarında, onların işte bakımı büyütülmesi vesaire çok hızlı geçen bir dönemdir. Hayatın en hızlı geçen dönemdir. 22 yaşlarda, 25 yaşlarda 40'a kadar gelen dönem. 40 civarı, 35-45 arası, 38-45 gibi diyebilirsiniz buna. Orta yaş ve zor yaş. Bunu orta yaş kullanımı dediğimiz bir dönem. Şimdi 40-45 yaşına gelmiş olan bir insan oraya geldiğinde şöyle bir durur, bir değerlendirme yapar. Genç bir hayalleri var. Şunu yapacaktı, bunu yapacaktı, şu olacaktı, bu olacaktı. Bir takım kurgular var kafasında. Neler olmuyordu ki, neler yapmıyordu ki? Ne hayaller vardı? 45 yaşına geldi, yaşına geldi. Acaba neler yaptım, neler yapamadım? Bir bakayım. Ya şu hayallerde bir de bakayım. Büyük çoğunluğunu gerçekleştirememiş. İyi, fena etmiyorum. Çok da sıkıntı yok, devam ediyor. Çoğunluğu gerçekleştirememiş. Bunun sebebi nedir? Eşlik. Biz de dikkat edin. Evliliklerde ayrılmalar ya ilk böyle 3-5 yılda en fazla 10 yılda olur ya da 20-25'lerde yani yaşlar 45'e geldiğinde olur. 45'e geldiğinde bu boşanmalar daha çok erkekler tarafından gerçekleştirilmiş boşanmalar. Daha çok kadınla ilgili değildir bu. Bizim kadınlarımız genelde daha şeydir. Aileye falan daha bağlı bir kültür olarak yapısı vardır. Erkekler kendi hayallerini gerçekleştirememişlerdir. Orta yaş krizi, orta yaş bunalımı denen bir bunalımla karşı karşıyayız. O zaman bazen böyle evi satar, iş yerini terk eder, şehir değiştirir, iş değiştirir, ben şunu yapacağım da şimdi yerine başarısızlığını örtmeye ya da yeni yerine başarı arama durumu. Yani çalkantılı bir dönem, zor bir dönem değil. Ve başka şey daha var. Yani 45'e geldiğinde insan 25 yaşındaki civarın delikanlı yoktur. Yani saçlarını örtmüştür, yakışıklı gitmiştir, beyazlamıştır efendim.
kilo almıştır, göbeği çıkmıştır, tansiyonu falan vardır, şeker olmaya başlamıştır. Eskisi gibi yürüyemiyor, koşamıyor vesaire. Bunlar da bunaltıyor. Hep beraber yani çocuklar büyümeye başlamıştır, onların yükü var. Dolayısıyla dini okullarda da çok canlı değildir. Fakat 50'lerden sonra yeniden dinginleşme başlar. Bedeninde zayıflama yavaş yavaş başlar 50'den sonra. Hastalıklar kendini gösterir, istesekte istemez. Daha nettir. Daha belirgindir. Mesela 40 yaşındayken, 45 yaşındayken çizdiğiniz o kadar tırışık düşünüyordur ama 50 geçtiğinizde daha fazla olur. Saçınız işte demek ki daha fazla dökülür diyelim ki. Hastalıklar daha fazla gösterir. İşte yarın hastalıklar şimdi. Kalp damar rahatsızlıklar dediğimiz işte tansiyondur, şekerdir, kolesteroldur, bilmem nedir vesaire. Bunlar başlar ve performans düşüşü de başlar. Ama buna bir teslim olma var. Bunlarla mücadele etme, işte aileyle işte beraber gitme. O dönem 50 yaşlar insanlar için zor dönem. Bir tarafta çocuklar büyümüştür, istekleri artmıştır. Bir için artık delikanlı olan ya da işte genç olan çocuklarımız vardı. Ortalamadan bahsediyorum. Bir taraftan da 75-80 yaşına gelmiş anne babanız vardı. Anne baba diyor ki şunu yapmam lazım, şuna ihtiyacım var ya da ben evlat olarak bunu yapmam lazım. Onun peşindeyim. Çocuklar diyor ki şu an büyük artarak gidiyor. Şeye kadar, 60'lar kadar falan normal gider bu ama artık dine gidelim de başlar. 50'den sonra o çevredeki bazı akranların hayatını kaybetmesi vesaire insanları düşündürür. Ya kalıcı olmanın yollarını araması lazımdır. İşte cenaze merasimlerine gider, camiye gider, mevlütlere gider vesaire. Bir dini hayatta bir yavaş yavaş gelişme başlar. 60'ı geçtiğimizde ya da insanın 60 yaşını geçtiğinde yaşlılık dönemine girdiğimizde tamamen yeni bir durumda karşı karşıyayız. Hele emeklilik vesaire varsa toplumdan çevreden topluluk yalnızlık başladı. Çevreden akranlarından bir çoğu elveda diyor, gidiyor öbür tarafa. Sıra bana da geliyor mu? Sorusu. Acaba ben de yakında gidecek miyim? Hele hele eşlerden biri gitmişse. Şimdi çocuklar muhtemelen ayrılmıştır. Sağ sola işinin gücüne bakmıştır. Evlenmiştir veya işte dışarıda bir yerde yaşıyordur falan. Eşlerden biri gitmişse, gitmeden bile boş yuva sendromu denen bir kavram var psikolojide. Boş yuva sendromu. Arkadaş, eş, dost, kısım akrabanın girip çıktığı, çocukların büyüdüğü, onların arkadaşlarının geldiği o canlı, hareketli hayattan 60'ı geçtiğinizde yalnız bir hayat. Çok fazla gelmek ya, torunlar gelse de sevip sevip diye boynunu diken bekler. Ya da çocuklarla biri gelse gibi beni arasa et diye. Yani bazı sabah çalacak kapıyla biz de rahatlayacağız gibi bir yaklaşım. Burada bu yalnızlık ve ölüme yaklaşım. Artık görüyoruz yani biz de hayatımız diye bakmaya başlıyoruz. Benim annem ve babam şu anda birlikte yaşıyorlar kaderinde. Annem 80 yaşında, babam da 85 yaşında. Geçen anlamadım ki, babam dedi bazı şeyleri yanlış yapıyor, annem korkutuyor dedi. Bir konuşsam babamla dedi, kendisi konuştu. Neyi dedi yanlış yapıyor? Böyle diyor, ikisi evde oturup dururken babam konuşmaya başlamış. Artık bizim zamanımız geldi. Biz gideceğiz. Falan. Annem de diyor, çok korkuyor ölüme diyor. O öyle deyince hemen öleceğiz zannediyor. Veya zamanımız geldiğince ölüm falan. Aslında bu üstünü kapatsak da kapatmasak da 60'tan sonra başlayan hızlanan yani artık yolun sonu görünüyor. Yani hayaller vardı 20 yaşındaki 25 yaşındaki hiç düşünmedik yapacağımız işler vardı. Neler yapacaktık neler. Şimdi hatıralar ne? Var. Ona bakıyoruz arada. Ben psikolojik olarak annemi anlatmak için gittiğimde eskilerden, köyden, onların işlerinden falan söz açıyorum, konuşturuyorum. Eşim diyor ki bana, sabrına hayranım diyor, aynı hikayeyi diyor, kaç kez dinledim. Dedim ki, ben derim o hikayeyi dinlemek değil, babam konuşsun anlasın. Gerçekten de anlatıyor, heyecanla anlatıyor, dinliyorum, hoşuma gidiyor. Onun rahatlaması hoşuma gidiyor. Hatalar vardı, gelecek azalmıştı, kalmamıştı. Bu arada da işte, çevredeki insanların gitmesi, ölüm biraz daha yaklaşır. İbadetlerde biraz daha artış olur ama nereye kadar artış olur? İhtiyarlar, yaşta daha dindar mıdır sorusu sorun.
İleri yaşlarda daha dinler. Mesela 60'lı yaşlar, hatta 70'li yaşlar bir kısımda insanlar dini pratikler falan daha fazla yaparlar. Ama 75'ten sonra, 80'den sonra ileri yaşlarda başladıysa, orada bedensel biyolojik rahatsızlıklar başladığı için gözü görmüyor, fazlalıklar okuyamıyor. Yani bedeni müsaade camiye namaz kılmaya gitmek zorlaşabiliyor. Hava soğuk oluyor, bilmem ne oluyor. İşte oruç tutamıyor. Önceden oruç tutuyordu, bir ibadeti vardı. Müslüman olarak onu yapmanın verdiği bir has, daha bir zevkle bir iş yapıyordu. Şimdi oruç tutamıyor çünkü hastalığı var, günde birkaç kez ilaç içmesi gerekiyor. Müsaade inşallah. Bunlarda bir dini pratiklerde bir azalma olmakla beraber duygusal ve düşünsel anlamda bağlılık daha da artıyor. İşte televizyonda dini programı olsa hiç kaçırmıyor. Baştan sona kadar izliyor. Bir Kur'an okuması, diğer bir şey dini konularda bir şeyler anlatırsa gelir. Onu zevkle, heyecanla dinliyor. Daha çok dua ediyor, daha çok tespit çıkıyor ve hayatını devam ettiriyor. Mesela din insan hayatına çocukken giriyor. Şuraya bir şekilde ve bir daha da hiç yakasını bırakmıyor. Ben burada sonlandırayım. Muhtemelen sorularla da yakalıklar olacaktır. Teşekkür ederim size ama soruları aldıktan sonra diyelim. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Evet, bize bir geçit töreninde hayatımız nedir diye düşündürdünüz. Hayat nedir? Hep beraber baktık. Hayat her şey. Onu anladık. Doğduğumuz, yaşadığımız her an hayat ve yaşadığımız her dakikada hayatımızın bir parçası. Bazen unuttuğumuz hatıralar, bazen hatırladıklarımız hepsi bir arada. Çok teşekkürler. Din konusu hakikaten önemli. Demin söz ettiğiniz gibi dünyada pek çok din var. Geçmişten bugüne insanlar değişik dinlere inanmışlar. Bazen şu endişeyi ben yaşıyorum. Acaba din tanımına ne giriyor? Yani tek tanrılı dinlere mi dinleyeceğiz? Yoksa diğerlerine inanç sistemi mi dinleyeceğiz? Gibi sorular zaman zaman hepimizi meşgul ediyor. Eski Türklerde efendim Budizm'den bahsediyoruz, Şamanizm'den bahsediyoruz. Bunlar din mi yoksa bir inanç mı gibi sorular hala hepimizi meşgul ediyor. O konularda neler düşünürsünüz bilmiyorum. Ama ifadenizden bunları da din diye anladım ben. Yani din deyince mutlaka tek tanrılı dinler anlaşılmayacak. Öyle mi hocam? Kısaca söyleyeyim. Bu konu ilahiyatçılar arasında tartışmalı olmakla beraber şahsi kanaatim ifade edeyim. Kutsiyet atfettiğimiz her değerler bütünü bir dindir. Kutsiyet atfediyorsa, kutsal varsa o dindir. Yani şimdi şöyle söyleyeyim, mesela sosyalizm bir sistem mi? Ama din değildir çünkü kutsiyet atfetmiyorsunuz. Yani onun kendi içinde işte ekonomi, sosyal kültürel bir sistem vardı ama kutsalı yok, kutsiyeti yok. Ama diyelim ki işte canizm ya da şamanizm bir dindir çünkü orada kutsallar var. Din, hatta başta da sen belki söyleyeyim, bir Alman filozof vardı, dini tarif ederken din kutsalın tecrübesidir diyor. Rudolf Otto. Din kutsalın tecrübesidir. Kutsalın yaşanmasıdır. Dolayısıyla biz bir şeye kutsiyet atfediyorsak o bizim için değerli oluyor. Onun için ben de şunu söyleyeyim, birilerinin inancına müdahale etmek çok tehlikelidir. Kutsiyet atfetmiştir, kutsiyet atfettiğimiz şeylerde de duygusal bağlılık var. Annemiz bizim için niye kıymetlidir? Babamız, kardeşimiz, duygusal bağımız vardır onunla. Eşimiz niye kıymetlidir? Duygusal bağımız vardır, onun için kıymetlidir. Kutsallarımızda da duygusal bağımız vardır. Dinler, düşüncelerinden daha çok duygular üzerinde. Duygular önemlidir. Yani şöyle söyleyeyim, dindarlık dediğimiz şey, dinin insanın duygu ve düşünce dünyasında mayalanmasından ibaret bir şey. O duygu ve düşünce dünyasında mayalanan dini ilkeler, sonra o insan hayatına yansıyor. Buna da biz dindarlık diyoruz, görünen tarafı söylüyoruz. Bu anlamda hocam fazla uzatmayın. Kutsal olan her sistem değildir diyebiliriz. Benim hayatım. Çok teşekkürler. Güzel bir yaklaşım ve bizim için de yol gösterici. Çok teşekkürler. Evet, buyurun sorular. Melek Hanım, elinizi kaldırın. Buyurun söz.